Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda fide yetiştirilirken yapılan en yaygın hatadan bahsedeceğiz ve çözümleri konusunda bilgi vereceğiz. Fide söz konusu olduğunda daha uzun, daha iyi anlamına gelmez. Aslında tam tersidir. Sağlıklı ve kaliteli fide, bodur ve pişkin dediğimiz gövdesi kalın fidelerdir. Bu şekilde bir fide üretebilirseniz, sezon içinde yaşayacağınız sorunlar en aza inecektir. Çünkü sorunsuz bir sezon geçirmenin ilk adımı doğru fide üretmekle başlar. Uzun ve zayıf fideler genellikle yetersiz ışığın sonucudur. Ancak buna çimlenme toprağınıza gübre koymak ve sulama hatası yapmak da eklenince fideler su ve gübre etkisiyle daha çok ışık arayacaktır. Bir fide 12 ile 16 saat arasında parlak doğrudan ışıkta kalması ve en az 8 saat karanlıkta kalması gerekir. Bu saat aralıklarını mümkün olduğunca vermeniz gerekir. Ev ortamında bunu yapabilmek zor olacaktır. Bu nedenle az su ve ilk başta gübresiz bir toprak karışımıyla başlamak en mantıklısıdır. Fide üretiminin önemli 3 devresini detaylı anlattığımız videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz. Kafa karışıklıklarına detaylı çözümler bulabilirsiniz. Yetersiz ışık sağlamak tartışmasız en yaygın tohum başlatma hatasıdır. Bu tarz fideler genellikle zayıf, yana yatma ve kırılma riski altındadır. Ayrıca sönümleme adı verdiğimiz bir duruma daha yatkındırlar. Boylanmış fideler dikim için elverişli değildir. Çoğu zaman parlak güneşli bir pencere özellikle kısa kış günlerinde fideleriniz için yeterli ışık sağlamayacaktır. Basit, ucuz, hatta kendinizin yapacağı ışıklandırma sistemleri kullanabilirsiniz. Ancak bu konuda kendi içinde detaylar barındırır. Yapmayı planlıyorsanız ezbere çekilen videoları çok tavsiye etmiyoruz. Çoğu işin detaylarına hakim olmayan bilgiler barındırıyor. Diyelim ki fideleriniz istemediğiniz gibi uzadı. Düzeltmek için neler yapabilirsiniz? Bu konuda hemen aceleci davranıp fideleri daha derine dikmeye veya etrafına toprak doldurarak kalınlaştırmaya çalışmayın. Çok genç fidelerin gövdeleri toprakta çürüyebilir. Bunun için en iyi parlak ışığı alabileceği yere koyun. Suyu mümkün olduğunca azaltın. Ölmeyecek kadar nem sağlayın. Biraz daha gövdelerde kalınlaşma hissettiğiniz zaman bunları gövdeleri toprak içinde kalacak şekilde daha derine dikin. Fide güçlenince toprak içinde çürümez ve köklenmeye başlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.